Yaklaşık 250 gram un. Eşit oranda suyumuzu koyduk. Şimdi suyu biraz ısıtacağız çünkü içinde tereyağı eriteceğim. Yaklaşık 60-70 gram tereyağı koyacağım. Unumuza bir parça tuz atalım. Sonra şeker. Yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar şekerimi koydum. Şimdi ayrı bir kapta 4 tane yumurta. Ve bu yumurtaları güzelce çırpalım. Çok basit bir aslında bir krep hamuru kıvamına getirmeye çalışacağız bunu. Bizdeki tulumba tatlısına gerçekten çok benzer ama bizdeki tulumba tatlısı onun şerbetlisi. Evet, tereyağı eridi. Bunun üstüne boşalttık. Bu arada yağı da açmıştım altını ki kızartacağımız yağ, onu beklemeyelim diye onu kapadım. Bu unu buna yedirdikten sonra yumurtasını vereceğim. Yumurtayı da yedireceğim. Şimdi bunun içindeki tereyağın birazcık tutması ve katılaşması için dolaba yerleştirmem lazım. O yüzden bunu dolaba atacağız. Sıkma torbamızın içine doldurabiliriz. Kapağını da büzüştürdüm. Şimdi dolaba atacağım. Bir parça süt döktüm. Sonra birazcık tereyağı. Çikolatalarımı ayrı parçaları halinde atıyorum. Burada tek yapmam gereken sadece arada sırada karıştırmak. Yağın içine sıkacağım için bu tatlımızı şöyle bir süzgeç gibi bir şey koydum. Sonra istediğim şekilde bunu sıktım. Genelde yaptıkları gibi şöyle yarım daireler yapacağım. Veya tam bir çember gibi. Ama bunlar pişsin, gerisini öyle yırtayım. Çikolata sosumuz da tamam. Bunun altını kapatabiliriz. Evet, ben bu çuroların gerisini de pişirmeye devam edeyim. Evet, çurolarımız hazır. Buna klasik biraz pudra şekeri ve sıcak sıcakken tarçın atacağız. Ama asıl çikolata sosumuzu yaptık. Yaptığımız bu çikolata ganajı doldurdum bardağa. Yanına da bu taze taze pişmiş çuroları koyacağız.